Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalındasınız. Sigorta Masası programını gerçekleştiriyoruz. Bugün konuğumuz Levent Korkut, TOBB Sigorta İcra Komitesi Başkanı. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk Selçuk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler, sağ olun. Stüdyonuz güzel olmuş, hayırlı uğurlu olsun. İlk defa geliyorum daha sonrasından bu yana. Gerçekten güzel olmuş, hayırlı çalışmalar. Çok emek verdik. Evet, çok emek verilmiş. Bravo. Daha sık görmek isteriz sizi İnşallah. Burada Levent Bey. Acentelerin pek çok problemi, derdi var. Bunları konuşacağız sizinle. Ama öncesinde dilerseniz geçtiğimiz günlerde Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen burada konuğumuzdu. Sigorta sektörünün 2024 yılında ilk 6 ayını değerlendirirken %80'lik bir büyümesinden bahsetti. Biz burada acentelerin aldığı paylardan başlayalım. Sonrasında diğer konuları konuşuyoruz. İlk 6 ay acenteler için nasıl geçti Levent Bey? Şimdi tabii Uğur Başkan izah etmiş zaten %80 artış var. Ama tabii real olarak enflasyon altında mı yukarısında mı, buna da ayrıca bakmak gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Önemli olan %80 artıştan daha ziyade benim şahsi kanaatim odur ki uzun yıllar, 48 yıldır bu sektörde olan biri olarak, adetsel büyümemiz var mı? 2. Reel olarak büyümemiz var mı? Burada peki, biraz mali gelirler ön plana çıkıyordu. Evet, yani şimdi baktığımız zaman aslında mali gelirin dışında hepimizin bildiği üzere Ocak ayında referans maliyetleri arttı aslında. Dolar bazında %300'den bahsediliyor. Evet, bir de deprem fiyatlarında da %23 civarında bir artış oldu. Hı hı. Demek ki o artışta ağırlıklı olarak baktığımız zaman depremin tekamül ettiği kısım kadarında bir indirmek gerekir. Yani gördüğüm kadarıyla ancak enflasyonla başa baş şeklinde gelmiş bir sektör durumundayız. Tabii bunun en önemli konusu ekonomik konjüktür, hepimiz tarafından malum. Şu an esnaf, sanayici, tüccar, bütün iş insanı, iş hayatında ciddi bir sıkıntı var biliyorsunuz reel sektörde. Dolayısıyla bu ister istemez bizi de yakından ilgilendiriyor. Bizi en fazla ilgilendiren biliyorsunuz otomotiv sigortaları. Aynen. Baktığımız zaman da şu an araç satışlarındaki durağanlık, ikinci el piyasasının durmuş olması, hemen hemen tamamen durdu da desek çok fazla abartmamış oluruz. Yani bir araç eskiden 1 saatte 2 saatte satılan araç şu an aylar sürüyor, yerinde duruyor. Yani o tarafta da bir durağanlık var. Tabii bu bizim sektörü olumsuz etkiliyor. Artı biliyorsunuz baktığınız zaman ticari yaşamda, kayıtlarda yeni şirket kurulumu çok az. Yeni iş yeri açılışı ve kapanış oldukça fazla sayıda kapanış var. Bu tabii baktığımız zaman bizi olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca olumsuz etkileyen önemli konulardan biri de dövizin artmaması. Çünkü bizim büyük borçlarımız genelde dövize bağlı. Döviz artmayınca otomatikman teminatlar da artmıyor. Ve dolayısıyla o enflasyonun altında kalan bir husus var. Ama yine buna rağmen sektör yol alıyor. Yani şu an sektörde bir de ciddi bir karlılık var. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi demin karlılığın ana nedeni faaliyet dışı mali gelir. Faizlerin yükselmesi, gelirlerin o yöndeki gelirlerin artışı. Dolayısıyla sektörü olumlu yönde etkiliyor. Ve ikinci bir olumlu etkilemesi de yedek parça ve tamir ücretleri bu oranda artmadı. Yani daha önce biliyorsunuz sıkıntımız ve problemimiz bu yöndeydi. Yani çok fazla bir fiyat artışı olmuştu 2 yıl önce. Olmadı. Artı fazla artmıştı. Oradan da hatta geriye dönüşler bile oldu. Önümüzdeki süreçte çok da fazla bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Ama biz sektör olarak biraz daha farklı bakmak zorundayız. Yani ben yaptım olduğundan daha ziyade biz bir takım ruhuyla sektör paydaşları olarak ortak haklı bulup ona göre yol almalıyız. Ki çünkü referans maliyetlerinin artışı poliçelerin artışına neden oldu. Hepimizin bildiği üzere siz de biliyorsunuz Adana'da da yaptığımız toplantılarda sektör depremden sonra sigorta yapmaktan kaçınıyordu. O gün biz 48 senedir sektörde olmanın verdiği tecrübeyle konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz şirketlerin genel müdürü ve yetkililerine bunun doğru olmadığını ve bir referans kapasitesi alındıktan sonra Mart ayı geldiğinde yapılmayan işler nedeniyle, iş yapmama nedeniyle kapasitelerin elde kalacağını ve yüksek maliyet yüklenmiş, bu konuda referans maliyeti yüklenmiş olan şirketlerin yarın elimde kapasite kaldı diye telaşa düşeceğini, hatta senenin ilk yarısı, yani Haziran ikinci trimestre dediğimiz Haziran sonunda da baktıklarında sistemin tekrardan iş yapar tarafa doğru döneceğini ve az da olsa bir rekabetin başlayacağını söylemiştik. Nitekim aynı oldu. Ben şu an tekrar düşüncelerimi ve öngörülerimi yeniliyorum. Eylül ayının son çeyreği geldiğinde devre faizleri nedeniyle kredisi olan sanayi sektöründe yine bir sıkışma olacaktır. Bu tekrardan sigorta poliçe maliyetlerinin göz önüne alınması ve sektörün de baktığı zaman yapılmayan işler nedeniyle ellerinde yüksek maliyetli referans kapasiteleri olmaları, zannediyorum son çeyrekte, yılın son çeyreğinde özellikle yangın ve iş yeri sigortalarında daha rekabetçi bir ortam yaratacaktır diye düşünüyorum. Yangın sigortalarına atıfta bulundunuz. Son zamanlarda çokça yangın haberleri geliyor sanayide, evet, özellikle de yaz aylarında. Orada nasıl bir durum söz konusu? Şimdi tabii genelde hem ekonominin daraldığı ortamda hem de sıcakların artışıyla beraber hepimizin bildiği üzere yangın olayları artar. Oldukça fazla var. Sektör olarak biz hem deprem konusunda hem de yangın koruma tedbirleri anlamında daha farklı davranış içerisinde olmalıyız diye düşünüyorum. Burada sanayici öneriniz ne olur? Sanayici önerim şu: özellikle yangından sigortalı değilmişçesine gerekli koruma tedbirlerini alıp, özellikle sprinkler, işte sulu sistem mi, kimyasal sistem mi, hidrantlar, yangın algılama dedektörleri, artık istiflemeler, işte artık floresan sisteminden dönüp tamamen LED'e dönüp, yani elektrik kontağı, işte panoların içerisinde panik söndürme sistemlerinin kurulması, işte su depo kapasiteleri, işte bunların herhangi bir yangın olduğunda ilk enerjinin kesilmesi nedeniyle burada mutlaka elektriğin ayrıca jeneratör sistemiyle beslenmesi, alınacak olan bu tedbirler neticesinde muhtemelen zaten sigorta maliyetlerinde de aşağı doğru bir düşüş olacaktır diye düşünüyorum. Yani önleminizi alın, maliyetleriniz aşağı gelsin diyorsunuz. Ancak öyle olur. Az önce üretimden bahsetmiştik. Oradan devam edersek, acenteler yıllardır biliyoruz, söylenen şu: en büyük üretimi acenteler gerçekleştiriyor ve %60 civarında bir payımız var diyorsunuz. Fakat sanki son zamanlarda biraz daha broker ayağı güçlenmeye başladı ve acentelerin aldığı pay dijitalleşmenin de etkisiyle yavaş yavaş aşağı doğru bir baskı altında diye görüyorum. Siz de böyle değerlendiriyor musunuz? Orada durum nasıl? Halen bu %60'ımız var ve biz bunu büyütüyoruz mu diyorsunuz? Yoksa cidden burada bir düşüş mü söz konusu? Şimdi tabii Selçuk Bey, burada şöyle bir göreceli bir kavram var aslında. Hani diyor ya, ne yandan baksam güzel, ne yandan baksan güzel. Şimdi böyle bir durum var. Yani acentenin payının %60 mı, %65 mi, %70 mi olduğu aslında burada göreceli bir kavram. Nereden baktınız? Yani genel üretim anlamında baktığınızda doğru, 60 civarı. Ama kasko sigortalarında hala %80'in üzerinde bir pay Anadolu sigorta şirketleri, acentelerde. Baktığımız zaman trafiğin hemen hemen %85, %90 civarında üretimi acenteler, bu 93'tü. Ama sigorta şirketlerinin bir takım dijital kanalda acentelerine alternatif oluşturup daha ucuz fiyat vermesi, artı yok 300 lira, 500 lira, 1000 lira, 2000 lira gibi promosyon vermesi, işte bir takım tayfanın çıkıp da broker dediğimiz bir takım böyle saçma sapan tiplerin çıkıp orada egzoz muayeneleri, bilmem neleri vermeleri, bir kısmının keçiler, Abdurrahman Çelebilerin çıkıp İşte kredi kartına komisyon iadesi gibi haksız uygulamalar yapması. Tabii bu konuya ben değinecektim ama siz kendiniz direkt girdiniz. O tarafta tabii bir haksız bir uygulama nedeniyle bir 3-5 puan orada düşüş var ama şimdi baktığınız zaman yangın sigortalarında hala yani bu kadar sanayi sektöründe %47'si hala acentelerde dönüyor. İşte sağlık sigortalarının %57'si, %60 civarı hala Anadolu acentelerde dönüyor. Şimdi bu genel ortalamaya baktığımızda 60'lara düşen ortalamada bir, trafik sigortası havuzun, birikimin acentelere dağılmadığı için orada bir düşme var gözüküyor. Artı en önemlisi de finansal sigortalar. Yani finansal sigortalarda acenteler yok denecek kadar az. Evet. Çünkü yani devlet destekli örneğin alacak sigortası var. Evet. Türk RI şeyinde biliyorsunuz dönüyor. Bakıyorsunuz orada kendi başlarına bir satış çabası var. Olmaz, yürümez, olmayacaktır da. Bunu anlatıyoruz ama hep deneme yanılma yoluyla göreceklerdir sonunda. Acente işin içine girmeyen bir sistemde orada bir portföy üretimi söz konusu olmuyor. Aynı TARSİM. Nitekim işte 20 binden fazla acenteden bahsediyorsun. Olmaz ki. Yani biz bunu anlatıyoruz da ama hala deneme yanılma yoluyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Acenteyi motive edip yaptırmak varken en ucuz dağıtım kanalı acente. Çünkü üretmezse bedel ödemiyorsunuz. Ürettirse ürettiği üzerinden bedel ödüyorsunuz. Şimdi hala çabalar var. Şimdi bakıyorsunuz devlet destekli alacak sigortası. Birileri satmaya çalışıyor. Ne satacaksın? Neyi satabiliyorsun ya? Mümkün mü? Yani acente olarak giriyorsun. Anneannemin kızlık soyadı. Onu da geçtik. Anneannemin ayakkabı numarasına kadar bir form dolduracaksın da ondan sonra yapacağım. Bazı sigorta şirketlerine mesela yangın giriyorsun. 3 sayfa, 5-10 sayfa form doldur. Ya bunları geçeceğiz artık. Hızlı hareket zamanı geldi. Yani daha hızlı hareket etmek lazım. Ki dijitalleşme de hani bunu hızlandıracak. Tarım sigortaları, işte havuzu biliyorsunuz, Tarsim havuzu. Hı hı. Hayvan hayat. Türkiye'deki koca bu kütlenin %8'ini sigorta edebiliyorsun işte. Ancak 2 tane bankayla, 3 tane bankayla kendi çabanla ancak bu kadar yapabilirsin. Acentenin sistemin içine girmedi müddetçe. Ve acente de haklı girmemekte Selçuk Bey zaten. Bir, çünkü şey var, portföy mülkiyetiyle ilgili bir hak yok. Her önüne gelen acentenin komisyonuna göz dikip oraya saldırı yapıyor. Yani gerçekten enteresan bir olay. Şimdi mesela o kadar örtülü alan var biliyorsunuz, tarımsal alan. Evet. Bu kadar arazi var. Bakın acente çok fazla üretmiyor. Niye? Ya güvence yok ki. Güvence yok ki. Şimdi örneğin Tarsim'e gittik. Osman Bey'le görüşüyoruz. Yönetim kurulu başkanı. Ona da söyledik. Geçen bereket sigortanın şeyi. Ya bakıyorsunuz ya tarım kredi kooperatifi farklı fiyata satıyor. Acente farklı fiyata satıyor. Ziraat Bankası isim veriyorum. Farklı fiyata satıyor. Acenteye farklı fiyata satıyor. Ya bu, bakıyorsunuz kredi alıyor. Gidip acenteye o poğaçayı iptal ettirmezsen ben sana kredi vermem. Yok gübre vermem. Ya bunları artık geçeceğiz ya. Yani önemli olan bizim penetrasyonu yükseltmemiz ve bunu yükseltirken de sürekliliği sağlamamız lazım. Sürekli acenteyle sağlanır. Niye biliyor musunuz? İşte elim taşın altında. Üretmezsem aç kalırım. Arkadaşlarım aç kalır. 40 tane adam var. Ama oradaki adamın öyle bir kaygısı yok ki. Görev zarar der geçer. Yok böyle bir model. Anladınız mı? Bakın ne kadar açık konuşuyorum. Hı hı. Onun için bu yarın acentesine önem veren şirketlerin önemi. Yani buradan da özellikle söylüyorum acente arkadaşlarıma, meslektaşlarıma. 1 Eylül'den itibaren zaten bunu yazı olarak da döküp 22.000 birime yani acenteler artı şubeler de daha hepsine yazacağız. Bu şirketlere hepsine isim bildireceğiz. Ve acentesine rekabet oluşturan, acentesinin dışında daha ucuz fiyatla dijital kanaldan veya bankadan şuradan buradan daha farklı fiyatla poliçe satan bu şirketlerden uzak durun diyeceğiz acente arkadaşlar. Gidin acente dostu, gerçek acente dostu olan şirketlere gidin. Tüm dijitaline, bankasına, dağıtım kanallarına tek fiyat veren şirketlere doğru yönelim sağlayın. Diyeceğiz bunları. 1 Eylül. Yazı, 1 Eylül'ü biz... Nasıl bir hazırlık var orada? Neden 1 Eylül diye... Valla ben kendi kendime, bütün arkadaşlarıma, Sayık'taki arkadaşlarımızla toplandık, ettik. Hatta SEDDK'ya gittik. SEDDK'ya da aynısını söyledik Davut Başkan'a da. Dedi ki biz 1 Eylül'e kadar sabrediyoruz. Biraz yani, konuyu sizden açmanızı isteyeceğim tabii. Aslında. Biraz özet geçtiniz. Hani burada... Temel sıkıntı nedir? Nasıl bir problem yaşanıyor? Sizin çözüm öneriniz nedir? Şimdi buradan çıkalım Selçuk Bey. Arabanızın ruhsatıyla beraber evet, bizim konu otosigortalara gidelim, oturalım. Ben oradan acentesi olduğum şirketlerden 5-6 tane ismi belli zaten. Şu an 1 Eylül'den sonra bunların isimlerini net olarak ifade edeceğiz. Geçen hafta da Salı günü zaten SDK'da toplantı da oldu bununla ilgili. Ve net olarak ifade ediyorum ki SDK'dan çünkü bizim talebimiz üzerine böyle bir şey geldi. Ani bir toplantı yapıldı. Ben de çocuklarımla tatildeydim. Onun için gelemedim. Hı hı. 2 başkan yardımcım katıldı. Sayık'tan arkadaşlarımız, sigortacılık müdürü. Yani orada da ifade ettik. SDK'ya da ifade ettik. Şimdi bakın girelim ilgili sigorta şirketinin bendeki sayfasına. Acent olarak bana poliçe kestirmeyen o şirket, aynı araba, aynı Selçuk'un arkadaşımızın arabası, aynı plaka, 34 bilmem ne plakalı araba, aynı IBAN numaralı bilgisayardan görüyoruz. Bana 13 bin lira verdi fiyatı. Kendisi 8 bin liradan kesiyor. Nasıl olacak bu Selçuk Bey? Bunun bir ölçüsü mü? Olur mu hiç böyle? Nasıl oluyor? Şimdi bakıyorsunuz bir broker firma var. Hı-hı. Bakıyorsunuz o firma geçen de CEO'su bana geldi. Dedi ki yani şimdi kredi kartına iade yapıyorlar %5. Bugün onun için yani bunu bütün bakın sigortam net ya bütün şeyde sosyal medyada verdiği için söylüyorum artık bunun gizli yok. Kendisi söylüyor kredi kartına iade diye. Hı-hı. Ya şimdi bakıyorsunuz bunu nereden alıyor? Sigorta şirketlerinden artık komisyon alıyor. Şimdi bunların hepsinde hesabını sorar hale geldik. SEDDK'ya da söyledik. Yani şimdi biz yapılan bu indirimlerin karşılığında gidere atılmış mıdır? Tüm sektör için söylüyoruz bunu. Artı bu atılan giderin karşılığında sigortalılar bunları gelir hanesine yazmış mıdır? Bakın buradan suç duyurusunda bir şekilde bulunuyorum. Çünkü pazartesi günü de iki arkadaşım Sayık'tan gelir dairesi başkanıyla görüşme yaptı. Şimdi burada birinin gidere attığı bir kalemi biri gelirine yazmıyorsa vergi ziyağı vardır kamu maliyesi açısından. Hmm. Doğru mu? Doğru. Artı diğer tarafa dönün. Brokerlar sigorta şirketinin temsilcisi değil. Sigortanın temsilcisi. Sigorta şirketleri. Ben bunu söylediğim için net ifade ediyorum her yerde. Hmm. Bir vekalet akdi yok. Komisyon alamaz. Kimin temsilcisi komisyonu oradan alacak. Biz bunu Brokerler Derneği'yle de söyledim. Dedim ki bizim denetimimizden kaçan bu çarpık sistemler geliyor size monte oluyor ve o aykırı sistemler size devam ediyor. Ya beraber halledeceğiz ya da biz bunun üzerine gideceğiz dedim. Bu kadar. Şimdi acenteler brokerlığa mı soyunuyor diyorsunuz? Nasıl bizim oluyor denetimimizden ona kaçan şubeli yapı arkadaşlar tutuyor ekran dağıtanlar otomatikman daha rahat ettikleri için denetim olmadığı için brokerler tarafına kaçıyor. Broker oluyor. SEDDK'da buna broker ruhsatı veriyor. Şimdi SEDDK'ya biz bunu dedik ki bizim bilgimiz olmadan lütfen ne olur bize bilgi verin. Biz de size bunu anlatalım dedik. Ama buna rağmen hala brokerlık ruhsatları veriliyor. Dolayısıyla o zaman dedik ki yapılacak tek şey var. Biz de kimin temsilcisi, kimden vekalet aldıysa ücretini ondan alacak. Hı. Artı bir ticari ilişki olduğu için orada da KDV kaçağı var. Evet. Mesela brokerlara şimdi sigorta şirketleri komisyon veriyor. Fatura kesmesi lazım. Eğer öyleyse de siz diyorsunuz ki haksız bir uygulaması var. Valla biz gelir idaresi başkanına arkadaşlarım anlattı. Birileri şikayet etmiş. Onun için bizi de çağırdılar. Bizden bunlarla ilgili düşüncelerimizi aldılar. Onun için net ifade ediyorum. Çünkü bu işin çivisi çıktı. Artık sektör ya bunu düzeltecek ya da düzeltmeyecek. Ya zaten sonunda olacak da şu. Şimdi bazı brokerlar var. İsimleri hepsi bizde belli. Bunlar hepsi belli. Savcılar suç duyurusunda bulunmasın diye SEDDK'ya gönderiyoruz. Bir liste var gönderdiğimiz, şikayet ettiğimiz. Daha doğrusu bize gelen şikayetleri brokerlar bizim çatımız altında olmadığı için derneklerin de bir yaptırım gücü yok. Biz SEDDK'ya gönderiyoruz. Vallahi biz bilmiyoruz ne oldu. Soruyorsun cevap yok. Bilgi yok. Yani dolayısıyla herkese görevine davet ediyoruz. Herkes görevini yapacak. Bu çarpık sistemle gitmez. Ya da biz söyledik. SEDDK Başkanı'na söylediğim için onun için söylüyorum. TSB'ye de söyledim bunu. Başkan Yardımcısı Ahmet Bey'e, Özgür Bey'lere de geçen toplantıda söyledim. Vallahi 2007 öncesine döneceğiz. Biz acentelere ceza vermeyeceğiz sonunda. Herkes herkese istediği gibi iş paylaşsın. Hodri meydan. Ama sonra benim 3 sene daha görev sürem var. Hiçbir Allah'ın kulu dönüp tekrardan bir yasal sürece dönüm dediğinde biz döndürmeyeceğiz. Bu acenteler mutlu diyeceğiz. Orada devam edin. Çünkü sorunç oraya gidiyor. Ya bir şirkette... Anlaşılan trafik sigortaları durulmayacak. Öyle görünüyor. Sırf trafik değil ki. Şu an ismini bile verebilirim. Çağrı sigorta olarak acentesi olduğum bir şirket. Şu an masamda. Gitmeden önce geçen hafta oldu. Bana 20 bin küsür lira prim veriyor. Bir başka acenteden 9 bin küsür lira poliçe kesiyor. Benim masamda duruyor. Kimse çıkıp da bana aruz vezni, halk edebiyatı anlatamaz ki Selçuk Bey. Daha dün bir mail yakaladım. Benim müşterim filosu. Bir ilgili şirketten, şimdi isim vermiyorum dostlar, ilgili şirketle görüşeceğiz. Biz mesela bugün o şirkete göre işi kestik mesela. Şu an alttan üretim yaptırmıyoruz. Bizim müşterimiz, filosu bizde. Filo indirimi istiyoruz. %1 indirim yapıyoruz. Verilmiyor. Şu an yeni araba alıyor 2 tane. Ve o araba firmasına bize 42 bin lira prim veren şirket oraya 33 bin lira veriyor. Ya şimdi bize %1 filosu, koca adamın filosuna siz fiyat %1 indirim yapmıyorsunuz sonuçları. Peki bizim yaptığımız sonuç kötü oluyor da ilgili acentenin yaptığı sonuç kötü mü oluyor? Ya şimdi öyle bir enteresan olay var ki, yani artık at izi ayak izine karıştı derler ya, bir tanım var. Yani dolayısıyla hani balık da baştan kokar dedi. Şu an balık sigorta şirketlerinin bir kısmı için, bir kısmı işini çok doğru yapıyor. Zaten o o şirketlere de yönelim yapması için acente arkadaşları zaman zaman da uyarıyoruz. Şimdi öyle acente dostu denen şirketler var ki adam gibi işini yapıyor. Yani iki elin parmağını geçmeyecekse de sigorta şirketi bu oyunu bozuyor. Bu kadar. Bakın 60 küsür tane şirketten bahsediyor. Ya %10'unda bir bozukluk var. Zihniyet bozukluğu var. Yani olmaz böyle bir şey ya. Yani düşünüyorsunuz siz acentenizden haksız rekabet yapıyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi sizce? Mümkün mü Selçuk Bey ya? Yani iki yere Coca-Cola şuraya mal verdiğin fiyatı fix değil mi bunu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani böyle bir şey, yani satıcı tarafından böyle bir ayrıcalık olmaz yani. Şimdi bakıyorsunuz bir tane bir arkadaşım bir şirket var. Dijital diye çıktı. Şimdi ajanta tarafına döndü o da. Yarınlarda ne olacak bilmiyorum. Ya şimdi bakıyorsunuz ajanta arkadaş giriyor internetten. Teklif talep ediyor. Sonra başka tarafa doğru araştırma yaparken bakıyorsunuz call center arıyor. Sistemde o ajantanın poliçesi yok diyor. Ona direkt satış yapıyor ama daha ucuz. Verdiği tekliften daha ucuza poliçe satıyor. Ya bunlar artık yani ya kendilerini çok akıllı zannediyorlar. Bu şirketlerin yöneticileri. Ya biz çocuk muyuz ya? Acente kimdir ya? Acente aslında hizmet üreten ayrıcalıklı bir tayfadır ya. Bizim arkadaşlarımız Türkiye'nin en ücra köşesine kadar poliçe üretiyor ya. Yani 7-24 dokunuş mesafesinde hizmet üretiyor. Peki bu internet konuşuyoruz. Neredeydi bunlar? Hep beraberdik. Malatya'da depremde, Elazığ'da depremde, İzmir'de depremde, öyle değil mi? Düzce depreminde, Maraş depreminde. Neredeydi bu arkadaşlar? Aradıkları zaman o milleti, o dijital satış yapanları DASK kurumunun hasar telefonunu verdiler. Biz ne yaptık? Sigortanın yanında. Onların yanında olduk. Arkadaşlarımıza gittik. Sağ olsun DASK Yönetim Kurulu Başkanı o günün Ebru Hanım, işte Genel Müdürü Selva Hanım, Erdal Bey ve ekip, gerçekten tüm yönetim kuruluna yeri gelmişken de teşekkür ediyorum. O 132 tane konteyner aldık. 2'ye böldük. Ofiste çalışamayacak durumda olan arkadaşlara ofis imkanı tanıdık. O hizmeti oradan kesiniz vermesini sağladık. 11 ilde çok noktalara kırmızı DASK konteynerleri koyduk. Oraya personel konuşlandı. Vatandaşın, eksperin soluk alması, sorunları, problemleri iletmesi anlamında bunlarla uğraştık. Ve gerçekten bir el birliğiyle müthiş bir iş yaptık. Müthiş bir iş başardık bence. Bir başarı hikayesi yazıldı aslında şu depremde. Peki hal böyleyken sigortalıların yanında 7-24 acenteye ulaşılım varken, acente hizmeti üretmekte önemli noktayken niye acenteye ilgili sigorta şirketi alternatif oluşturur? Yani derdi nedir? Onu anlamak da mümkün değil yani. Geçen hafta Ak Sigorta Genel Müdür Yardımcısı, acentelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı konuğumuzdu. O da şöyle bir şey söyledi. Artık dedi büyük sermaye gruplarının da özellikle de sağlık tarafında iştah kabartan bir üretim olduğu için bu tarz yatırımları olacak. Acente tarafında yeni rakipler olacak. Hem brokerlar hem büyük sermaye gruplarının yatırımları. Hakikaten gerçekten buraya bir yatırım iştahı var mı? Size yeni rakipler geliyor mu bu anlamda? Ya bilmiyorum yani, pazar belli. Bu pazar belli yani. Şimdi şu an trafik sigortasında acente yani biri poliçe aradı da acentede poliçeye mi ulaşamadı? Kaskoda ulaşamadı. Sağlık sigortasında ulaşamadı. Yani şu iştah kabaranlar peki hizmet vermekle ilgili de iştahını kabartıyor mu acaba? Yani adı 7-24 gecenin 3'ünde 2'sinde hastanede adam gitmiş kapıda arayıp da provizyon aldı almadı. Bunlarla ilgili bütün o call center'daki sıkıntıları, problemleri, bütün olduğu gibi araba çekicisi bilmem nesi verilen bütün asistans hizmetlerindeki aksamalar. Bunların hepsini acenteleri aradan çekin, yastık bir görevi yapan acenteyi. Bakın sektör birbirine girir. Bütün o hizmet meselesi birbirine daldığı için de ondan sonra da görürler neler olacağını. Evet. Osman Bey'in dikkat çektiği bir başka konu da sağlık ve dijital yatırımlardı. Sağlık ve dijitale yatırım yapmayan acente oyun dışında kalır gibi bir ifadesi vardı. Siz buna katılır mısınız? Osman Bey'i bilmiyorum. Ben tanımıyorum ama yani bence yıllardır vesayet altında üretim yapmış olan bir şirketin genel müdür yardımcısı daha yeni şirket, sağlık şirketi kurdular. Yani dün akıllarına gelmedi de bugün mü akıllarına geldi? Madem bu kadar düşünebiliyorlardı neden yıllardır başka şirkete poliçe öğrettiler fason olarak? Bunları hep düşünmek lazım. Yani her önüne gelen bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Biz de kendi işimizi yapıyoruz. Yani bu kadar o holdingleri bir görelim. Holdingler kendi işini doğru yapmış da bizim işimize mi giriyorlar? Yani örneğin mesela Turkcell'i, Vodafone'u yani kendi işlerini doğru yaptı. Ya şu telefonla çıktığın zaman rezalet oluyor ya. Yani bir tekneyle çıkın, bilmem ne çıkın, bir şuradan yola çıkın. 50 kere telefon kesilmeye başladı ya. Turkcell işini çok mu doğru yapıyor da şimdi gelip benim sigortacımı yapacak? Vodafone işini çok mu doğru yapıyor benim işimi yapacak? Bakın isim vererek söylüyorum. Bunlar şimdi sigorta yatırımları yapıyorlar. O nedenle özellikle isim verdiniz diye düşünüyorum. Evet. Peki siz oto branşının dışında acentelerin daha iyi gelir elde edebilecek yeni alanlar olarak neleri görüyorsunuz? Nerelere yönelmeleri lazım? Ya tabii önümüzdeki süreçte bence yani tabii ki sağlık sigortası, hatta yine bir basın şeyi, ismini şimdi söyleyemem tabii. Orada dün dil evvelsi günü benden bununla ilgili bir röportaj aldı. Zannediyorum dernek başkanlarından alıyor. Hı hı. Yani sağlık sigortasında tabii büyüyen bir pazar var. Medikal enflasyon bu kadar arttığı müddetçe de oradaki prim artışlarını, poliçe fiyatlarındaki artışları da biraz anlatmanızı rica edeceğim. Şimdi tabii herkes oraya atlıyor da onu söyleyecektim ben de zaten. Şimdi tabii görülmeyen bir başka taraf var. Geçen sene 300 bin olan bir örneğin bir ailenin poliçesi var bende şu an. Herkes biliyor. İşte ilgili şirketten bir indirim talep ettim. Rica minnet 100 bin lira bir indirim geldi. Sağ olsunlar. Yani şimdi bakıyorsunuz geçen sene 300 küsur bin lira, 330 bin lira ödemiş bir ailenin. 4 kişilik aile. Karısı, kocası ve 2 tane oğlu. Bakıyorsunuz 1 milyonun üzerinde prim geliyor. Yani özel sağlık sigortası. Özel 4 sağlık kişilik. Nasıl karşılanacak bunlar? Bugün, yarın nasıl olacak bu iş? Yani bu başka türlü işte devlet hastaneleri, bu özel devlet hastaneleri var ya, bu şeyler, hı hı. Yeni yapılan şehir hastaneleri. Evet. O tarafa doğru bir yönelim sağlayacak insanlar. Yani çünkü bugün 1 milyon dediğiniz zaman ayda 100 bin liraya gelir ya Selçuk Bey. Ayda 100 bin lira siz ne yapıp edip bunu yapacaksınız? Bugün o parayı veren adam da 100 bin liralık kiralık evde oturuyordur. Yani şimdi baktığınız zaman araç kiraları arttı bilmem ne. Bir ailenin gider kalemlerine baktığınızda 300-500 bin lira sadece bu tür giderler tutar. Yani nereye kadar sürdürebilir bu? Yani bu ne olacak? Bakın benim bir önerim var. Bak, dünyada değişmeyen bir kural var. Eğer ki siz iyi riski mutlu edip de sistemde bırakamazsanız, kötü riski ne kadar fiyatını yükselttiniz yükseltin, sistemde durduğu müddetçe optimum noktayı fiyatta yakalayamazsınız. Şu an oraya doğru gidiyoruz. Bakın trafik sigortası geçen sene 13 milyar zarar. Evet. Şimdi yine aynı yerlere doğru gidiyoruz. Ne olacak ki? Yani ötelenen bir hasar var. Niye? Şimdi baktığınız zaman sektör düne kadar ötelenene 9 veriyordu. Şimdi 24 oldu bildiğim kadarıyla. Aldığın %50 olursa ister istemez ötelenecek. Ama yarın öbür gün asgari ücrette her türlü artış, biriken muallak dosyalarda ciddi bir fiktif hasar yüküne neden olacaktır. Yarın yine bağıracağız sektör olarak trafik sigortasına, bu sene de zarar ettik. Peki iyileştirmek için ne yapıyoruz? Yani kamuda da bir hamle yok. Sektörde de bir hamle yok. Serbest tarife. Ben düne kadar serbest tarife diyordum. Bugün hayır diyorum. Neden? Kontrollü serbest tarife. Önce bize zorunlu sigortada tek fiyat uygulamasıyla ilgili sözünü vermek zorunda. Yani bir şirketin bir tane fiyatı olur, 2 tane fiyatı olmaz. Bunun cezai müeyyidesi olmaz. Artı bunu yaparken taban fiyat yok mu? Taban fiyat. Havuz fiyatının altına kesinlikle indirim olmamalı. Artı tavanda da belli bir skala olmalı. İşte %25 belirlenen rakam %25 esneyebilmeli. Ya bakıyorsunuz ya bir tarafta 3 bin lira poliçe, bir tarafta 23 bin lira diyor. Ya tabii SBM'de bir şey oldu. Bizim zaten önerimiz o değildi. SEDDK bu sistem tutmaz dedik. Yok ya tutturmaya çalışacağız dedi. Tutmaz yapılan sistem. Bizim önerimiz o değildi çünkü. Hı hı. Şu an orada girin. Poliçe kesemiyorsunuz ki. Acentelik vermiyor ki. Niye versin ki yani? Doğru. Yani. Sigorta şirketlerine yani, acentelerin bu şikayetini söylediğimiz zaman onlardan da şöyle bir cevap oluyor. Bize trafik sigortası alamayan bir tek kişi gösterin. Herkes trafik sigortasına ulaşıyor diye. Doğru. Kimden aldı? Yani şimdi zaten onu taşıyorlar hükümete. Bakana da öyle taşıyorlar. İşte vadesi gelip de yapılmamış trafik poliçemiz yok. Yeni alınıp da trafiğe çıkan arabalarda da trafik poliçesine ulaşım sorunu yok. Doğru. Ben girdiğim zaman bulamıyorum. 13.000 lira diyor. Ama ilk şirket ismini 1 Eylül'den sonra hepsini bunların vereceğim ben. Orada bakıyoruz 13.000 lira diyor. Yani ne 8.000 liraya kesiyor. Nereye gitti? Acenteden penaltasyon asıl olması gereken yerden diğer tarafa kaydı. Bankada farklı fiyat var. Broker'da farklı fiyat var. Sigorta şirketinin dijital kanalında bazı şirketler %90'ı da yapmıyor. Ha. Onların da hakkını vermemiz lazım. Zaten biz onlara da yönelim sahasında da yazı yazacağız acentelere. Bu şirketleri tercih edin üretimde diye. Yarınlar farklı şey. Biz de itibar düşüreceğiz. Yani o bizim. Çünkü bakın dün benim firmam 2 tane araba al dedim, demin bahsettim. Şimdi o müşterideki benim itibarım nasıl düzelecek? 2 kaskon kaçması değil. Adam diyecek ki ya sen kazıklıyor musun beni ya? Hatayı yapan, haksızlığı yapan, haksız uygulamaya yaklaşan ilk şirket. Ama cezalanan hem para kaybeden hem de itibar kaybeden benim. Yani Selçuk Bey böyle bir şey olabilir mi? Yarınlar da buna gebe. Yarınlar da böyle olacak. Ve çok ciddi sıkıntılar olacak. Ben biliyorum. Bakın daha öncesinde bir sigorta şirketi, zaten şu anda aynı aymazlığı yapan şirketlerden biri. Bir genel müdür geldi. Cevahir Otel'de bir toplantı var. Şu an genel müdür de sağ o genel. 130 tane dedi. Direkt satış ekibi kurduk. 400 tane acenteyiz bizde. Cevahir Otel'de, Şişli'de. Nisan ayı. Zaten geldik oturduk. Nisan ayında koltuklarda ajanda var. Nisan ayı. Dikkatini çekiyorum. Ocak değil. Nisan ayı. Selçuk. Ben onu aldım. Koltuğun altına koydum. Sonra konuşuyoruz. O zaman da SAB'ın başkanıyım ben. Sigorta Acentaya Birliği Derneği'nin başkanıyım. İşte dedi çok memnunuz. Bunu büyüteceğiz bu yapıyı deyince. Ben de işte söz bize gelince söz aldım. Dedim ki Sayın Genel Müdür, öncelikle aramıza hoş geldiniz bankadan. Ama şunu bilin ki siz bize alternatif oluşturuyorsunuz. Çünkü bakın yanınızdaki o bayan hanımefendi, Betasan Band Sanayi, bakın onun ismini veriyorum. O zaman sonra İtalyanlara satıldı diye veriyorum. Oraya gitti mi gitmedi mi? Gebze bilmem ne bankasının müdür yardımcısıyla gitti dediler. Bakın onlar şu an ne dediğimi algılıyor bunu izleyenler. Gittik filan dedi. Ne dediniz? Çağrı Sigorta sadece bizim değil çok şirketin acentesi. Dolayısıyla siz bizim bölge müdürümüzü ararsanız, bu telefondan bizi ararsanız biz bu işe talibiz. Fabrikanızın işi. Doğru mu? Şimdi dedim sizin acentenizin işine giden, ona alternatif oluşturduğunuz bu durumda ben de buradan çıktıktan sonra şimdi size alternatif oluşturmak zorundayım. Öyle ya, tanka karşı silah tank. Biz onu öğrendik. Tahtakaleşli, Dex, Sultan, Maksar, Laleli. Piyasa bize bunu öğretti. Sonra kızcağız başladı ağlama orada. Ya işte şudur budur filan. Sonra o tutmadı. Ne oldu? Sonra dağıldı. İşte şubelerine, merkezde, başka işlere bilmem ne. İnanıp inanmadı, inandığı ortaya kendini koyamaz. Çünkü o maaşlı personel. Bizim kadar mücadele etme şansına sahip mi? Mümkün değil. Eğer biri gelip ben ederim diyorsa ya kendini aldatıyor ya bizi aldatmaya çalışıyor. Yani şimdi ben hayatımı oynuyorum ya. Hayatımı oynuyorum Selçuk Bey ya. Ben eğer ki para kazanamazsam bugün ben 40 tane arkadaşımı ve kendi maaşımı nereden bulabilirim? Giderlerimi nasıl karşılarım? Ama çalışan bir arkadaşın böyle bir görevi yok ki. İşte Osman Bey oradan diyor ki holdingler giriyor. Yarın sen de o yeni kurduğun şirkete ajant aradığında zaten sen holdinglere alternatif yaratılıyorsa o zaman biz de zaten başka şirketlere yönelim sağlarız. Zaten ajanta bunu yapmak zorunda. Kendine ilgi gösteren, ajanteyi iş ortağı gibi gören, gerçek iş ortağı gibi gören, artı ajanteye alternatif satış kanalı oluşturmayan, aynı fiyat, bakın dijitale biz karşı değiliz ha, yani yanlış da bir anlaşılmaz, isteyen istediğini kursun, istediğini satsın ama fiyat aynı olsun. Rekabette eşitliği sağlayalım. Fırsat eşitliği sağlayalım. Yani aynısı olsun diyoruz. Sigorta şirketlerinin her yerde fiyatı aynı olsun. Aynı diyor. Olmak zorunda. Rekabet hizmette olsun istiyoruz. Evet. Peki bu dijitalleşme dedik. Acenteler 20.000'den fazla acenteden bahsediyoruz bugün. Evet. Acentelerin dijitalleşme konusunda yetkinliği nasıl? Bu alana bir yönelim var mı? Ya zaten dijitalleşme... Şu bile dijitalleşme ya. Selçuk Bey. Yani arkadaşlar zaten şu an hemen hemen çoğu bu konuda yol alıyor. Hı hı. Yani artı bununla ilgili de zaten bir takım çalışmalarımız da var. Neler yapıyorsunuz? Dijital üzerinden bir kere şu ekran paylaşım denen illetten kurtulmaya çalışıyoruz. Hı. Yani her önüne gelen her yere ekran dağıtarak bu projeyi kesemeyecek. Artı mutlaka denetim gerekecek. O denetimi de biz dijital ortamda sağlamaya çalışıyoruz. Şu an aslında bazı programlar var. Buradan rahatlıkla girip ajanta arkadaşlar poliçe satabilir web üzerinden. Bunlar çok pahalı şeyler değil. Hı hı. Artı bunun dışında da ayrıca kullanılan sigorta şirketleri de aslında bir arayüz kurmak suretiyle kendi sistemleri üzerinden acentelere poliçe sattırabiliyor. Acentenin istemesi önemli yani. Acente istiyorsa buna erişim var, yapabiliyor ama tabii istememesi gibi bir şansı var mı sizce? Yani sonuçta dünya o tarafa doğru gidiyor. Şöyle bir olay var Selçuk Bey izlediğimiz. İşte yani 2 tane 3 tane kasko poliçesi sattığı zaman kenara çekilip yeter diyen arkadaşlarımız. Klasik geleneksel acente mantığı. Klasik acente. Yani artık biliyorsunuz bu sistemler bitti. Yani artık öyle klasikle mülesikten daha ziyade artık kendinizi geliştirmek zorundasınız. Yani bu yeni ürünlere bakmak zorundasınız. İşte yani her gün yeni şeyler çıkıyor. Mesela şimdi şu deprem gösterdi ki parametrik riskler var. Parametrik sigortalar var dünyada. Türkiye'de daha şu an var mı? Uygulama alanı yok. Ama olmak zorunda. Yani bunlar mesela şimdi iş yeri sigortası yapıyor herkes ama herkes aslında yapamamalı. Bunun risklerini analiz etmek lazım. İşte ürün sorumluluk sigortaları yapmak lazım. De alacak sigortaları yapmak lazım. Finansal sigortalar yapmak lazım. Yani şu oto branşının bir dışına çıkmak lazım diyor. Yani bir sigortanın karşısına gittiğimiz zaman yani TSS'sinden normal sağlık poliçesine, işte eğer ihtiyacı varsa demin bahsettiğim bir finansal sigorta, işte hayat sigortası, bireysel emeklilik. Yani artık bu tarafa doğru acenta arkadaşın evrilmesi ve kendini geliştirmesi lazım. Ama çok zor. Niye çok zor diyorum? Geçen dönem şu an burada olmayan arkadaşlarla beraber hep beraber çok ciddi bir eğitim programı yaptık TOBB'da. Hı hı. Ya inanır mısın 70 kişilik sanal sınıfı zordu. O kadar nitelikli bir eğitim ki iddia ediyorum Cumhuriyet tarihinde bu kadar güzel bir eğitim modeli oluşmadı. TESE Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği ve TOBB birlikte TOBB ETÜ Üniversitesi ile beraber hı hı. bir tarafta akademik eğitimler, bir tarafta da sigortacılık eğitimleri olarak TESEV tarafında bunları meç edip çok güzel bir eğitim programı hazırladık. Ya katılım sayısı yok. Yani nasıl olacak? Eğitim hazırlıyorsunuz, katılmıyor. Kendini eğitmiyor. Gelişmelere arkasını dönmüş. Şirketlerden ve bizden gelen mailleri dahi okumuyor. Yani okumadan mesela şimdi trafik sigortası nedir diye arkasını okuyup genel şartlarını neye yarar, herhangi bir hasar hukukunda neler olması gerekiyor buna bakmayan acente arkadaşımız var ve bu %70 oranında bu kadar yüksek bir oran söylüyor. Daha da fazla söyleyeceğim de dilim var mı? Günü kurtarıyor. O yani zaman bir green card sigortası ne işe yarar? Kim yapar? Bir trafik sigortası nedir? Kapsamı nedir? Neleri kapsar, neleri kapsamaz? Bir kasko sigortası nedir? Neleri kapsar, neleri kapsamaz? Yangın sigortası nedir? Neleri kapsar, neleri kapsamaz? Kişiye gittiğimiz zaman normal poliçenin dışında acaba onun özel şeyleri var mıdır? Mesela forklift manevra yaparken adamın rafını devirdi. O poliçenin %99'unda bu teminat yok. Adam manevra yaparken forklift geldi, konversiyon açılı kapanan kapı yok mu? Ona çarptı deposunda adamın veya iş yerinde. Onun da teminatı yok. Çünkü üçüncü şahıslara verilen teminat kapsamında. O üçüncü şahıs değil ki adamın mal vardı. Dolayısıyla bunların alıp bakmak ve incelemek lazım. Sonra bir şey oluyor, hasar oluyor, memnun olmuyor müşteri. Başka yere gidiyor. Benim müşterim beni niye terk etti? Sen ne yaptın elinde tutmak için? Yani artık önümüzdeki süreç biraz insanların kendi özüne dönüp kendimi nasıl geliştiririm? Ben bu işten ekmek yiyorum. Nasıl kendimi geliştirip de daha iyi yapabilirim? Hizmetimi daha yukarılara çıtayı taşıyabilirim? Artık bunlara bakmak zorunda. Yani gerçekten bu dönem belki de bu dönem olacak yani. Evet. %70'ten fazlası bu şekilde dediniz. Şimdi biz acentelerde hani ben yayın öncesi sohbetimizde 17.000 civarında TOBB Sayık'e kayıtlı 18.000 300 küsur. 18.300 net acente sayımız. Net acente sayısı. Artı 3.000'e yakında şube var. Bunlarla beraber 22.000 civarında, 21.000 civarında, 21.000 küsur nokta var bizim yönetimimiz altında. Denetimimiz bunun altında. Pek çoğu da klasik geleneksel acente dediğimiz sadece otobranşları. %70'i. Nasıl olacak? Fazlası burada bir, da olabilir. Burada bir azalma, bir birleşme. Mutlaka bir yani var mı bir segmentasyon öngörünüz? Olmak zorunda. Ne bekliyorsunuz orta vadede? Biz bunlarla ilgili aslında sayık olarak çalışmaları yaptık da segmentasyon. Ama şu aşamada bir ekonomik kriz var. Herhangi bir sıkıntı problemi olmasın diye ağırdan alıyoruz. Yoksa bizim akademisyen danışmanımız var sayık olarak topta. Onlar tarafından bir segmentasyon şeyi hazırlanmış vaziyette. Ne yapılacak? Bu alıp masaya da. Ya şimdi örneğin her sigorta şirketi trafik polisesi kesiyor mu? Kesmiyor. Sağlık kesiyor mu? Kesmiyor. Ruhsatını almak zorunda. Burada da yangın yapanın yeterli olması lazım. Yani bu SEGEM'in verdiği eğitim var. Ya şimdi baktığınız zaman vermiş olmak için bir eğitim. SEGEM'in de kendini geliştirmesi lazım. Asıl segmentasyon orada olması lazım. Hangi branşta çalışacaksa örneğin eksperler de bu oldu. Eksper, kasko eksperi ayrı, oto eksperi ayrı, oto dışı ayrı. Oto dışında işte nakliyat, deniz bilmem ne ayrı, mühendislikler ayrı. Ya bu da acentede de olacak. Yani gidiyor şimdi bir fabrikası gördük. İşte depremde gördük. Selçuk Bey siz de oradaydınız. Sanayi kuruluşlarında meydana gelen hasarların %70'in üzerindeki eksikti. Evet, bankaların, acentelerin, brokerin yaptı. Artı diğer orta ölçekli KOBİ dediğimiz konut, konut, ticaret, iş yeri %90'ı hatta 99'u diyebilirim. Hepsi eksik sigorta var. Peki biz 110 küsur milyar lira hasar ödeyen bir sektör olarak keşke bunlar tam olsaydı da biz işte 3-5-4 milyar yerine bunların tamamını bu yaraların sarsaydık daha doğru olmaz mı? Kesinlikle olurdu. Marmara depremi konusu var bir de gündemimizde. Onunla ilgili yaşanan bir problem var zannediyorum. Orada durum nedir? Valla Marmara depremi biz TSB falan o depremden sonra ciddi bir algı yönetimi yönetiyorduk. Yani farkındalık anlamında. Valla arkası kesildi. Şu an öyle bir şey yok gündemde. Herkes her şeyi yapar hale geldi tekrar sigorta. Biraz daha dikkat ediliyor ama aslında bunun sanayi odalarında, ticaret odalarında, artı STK'larda iyice işlenip sigorta bilincinin daha ileriye taşınması, farkındalığın yaratılması, sigortası alanlara girilmesi, oradaki adetsel anlamda yüzdelerin daha yukarıya çıkartılması hem sektörün pastasını süreklilik anlamında daha ileriye taşıyacaktır hem de bu konuda farkındalık yaratacaktır diye düşünüyorum. Olası bir depremde de daha fazla yara sarmamıza, işlevsel olarak baktığımızda da daha doğru iş çıkartmamıza neden olacaktır diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Zaman nasıl geçti bilemiyorum. 40 dakikamızı doldurmuşuz. Var mı ayrıca eklemek istediğiniz? Ben sektör oyuncularının herkesin aklını başına alması, sektörde acentelerin en önemli üretim kaynağı olduğunu ve en maliyetli üretim kaynağı olduğunu sektöre aktarırken meslektaşlarıma da lütfen size alternatif fiyat üreten, size poliçe kesmeyip kendi dijital kanalından, bankasından ve broker'dan poliçe kesen şirketlere değil, onların dışındaki diğer şirketlere doğru yönelim sağlayın. Bu konuda da yardım talep ederlerse acentelik almak konusunda da biz sayık olarak bu yardıma da hazırız. 1 Eylül'de bekliyoruz diyorsunuz. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Sayın Levent Korkut konuğumuzdu. Bizi izlemeye devam edin.